Bunda tabii tutanak ceza zamanında bize eleştirilen konulardan bir tanesi de bu. İşte çok ceza yazılıyor, çok tutanak tutuluyor diye yaklaşık tutulan tutanakların yani tespit ettiğimiz uygunsuzluğun %30 civarı parasal bir müeyyideye tabi tutuluyor. Bu parasal müeyyide de bizim tek başımıza verdiğimiz bir karar da değil. Toplu taşıma yönetmeliği, Büyükşehir Belediyesi'nin çıkartmış olduğu yönetmelik kapsamında verilen şeyler. En fazla neler oluyor diye bakacak olursak işte çok da şikayet aldığımız güzergah ihlali. Yani bu hattın ilk kilometrelerince çok sık yaşadığımız hattı tamamlamam gibi şeyler müşteriden en fazla bize gelen şikayetlerden bir tanesi. Durakta durmama, geç hareket etme, erken hareket etme gibi şikayetlerde ilk beşi oluşturuyor. Bunlara yönelik de biz proaktif diyeceğimiz önceden alarm sistemleriyle, şimdi otomasyon sistemleriyle beraber bunları tespit ediyoruz. İnşallah belki önümüzdeki yıl bunlar daha çok değişmiş olacak. Geç hareket etme, erken hareket etme gibi kısımları inşallah daha aza indirmiş olacağız. Şimdi yine zamanla gündeme gelen konulardan bir tanesi de şoförlerin çalıştırılmaması gibi. Yani şu anda bizim sistemde yaklaşık 10 tane yasaklı şoför var. Yani bunların da gerekçelerini de göstereceğiz. Öyle çok abartıldığı kadar da bir şey yok. 809 tane şoför sistemi içerisinde 10 kişi. Yani konuştuğumuz kişiler. Bunlar da işte bu niye uzaklaştırılmış? Burada çok da belki gündeme getirmek istemediğiniz davranış biçimlerinden dolayı uzaklaştırılmış. Ve de bunları tekrardan sisteme dahil etmiyoruz. Tekrar şoför olarak bunları kabul etmiyoruz. Yani burada ya bir Türkiye Cumhuriyeti Ceza Kanunu'na göre bir aykırı bir işlem gerçekleştirmiş olan veya geçmişte biz çalışıp da yolcuyla münasebetlerinde problemli olan kişileri biz tekrardan uzaklaştırdıktan sonra tekrar sisteme dahil etmiyoruz. O kişileri çalıştırmıyoruz. Niye aynı problemleri bir daha yaşamayalım diye. Hem hizmet kalitesini arttırmaya çalışıyoruz. Hem arttırma hedefine birlikte yürüyemeyeceğimiz insanları çalıştırıyoruz. Böyle bir şey mümkün değil, olamaz. Yani o zaman hizmet kalitesi diye bir şeyden bahsetmemek lazım. Dolayısıyla tabii ne yapmamız lazım? Burada elimizde de bir şoför havuzu var. 700-800 kişilik bir şoför havuzu var. Bunlara yönelik işte şikayetler ortada, tutulan tutanaklar ortada, anketlerden çıkan sonuçlar ortada. Bunlara yönelik eğitim çalışmaları, ancak eğitimle biz bu işleri aşabiliriz diye işte eğitim çalışmalarımız da devam ediyor. Özel işleticilerin eğitimi, işte zor müşteriyle nasıl mücadele edilir, işte stres altında nasıl çalışılır, işte çalışma kuralları nedir, iş yeri kuralları nedir gibi bir kaymakla birlikte bir eğitim programımız şu anda hali hazırda da işleticilere yönelik devam ediyor.